Manşetlerde son bölüme geçelim. Transferin iki hızlı takımı Trabzonspor ve Beşiktaş için bakalım bugünkü haberler neler? Foto maçın dördüncü sayfasıyla başlayacağız hemen. Mert Günok'u görüyoruz. Kale Emin Ellerde başlığı kullanılmış bu haber için. Almanya 2024 finallerinde yaptı. Kurtarışlarla futbol severlerin dikkatini çeken Beşiktaş'ın kalecisi Mert'e bir övgü de Van Bronckhorst'tan geldi. Yaptığı kurtarışlar harikaydı diyen Hollandalı çalıştırıcı Beşiktaş kalesinin emin ellerde olduğunu belirtti. Jiro Immobile Beşiktaş'ta siyah beyazlar aradığı golcü İtalya'da buldu. Beşiktaş, Lazio'nun 34 yaşındaki Santrfor Immobile ile anlaştı. Attığı gollerle İtalya 2020 Avrupa Şampiyonluğunu yaşatan golcünün birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Tosun kafa karıştırdı. Bir yandan yeni oyuncuları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta iç transferde de yeni adımlar atılacak. Daha önce Salih Uçan'la yeni mukavele imzalayan Siyah Beyaz Yönetim Avrupa Şampiyonası'nın milli takım adı noktalanmasının ardından Cenk Tosun'la da masaya oturacak. Öte yandan Cenk Tosun geleceği hakkında açıklamalarda da bulundu. Turnuvanın tadını çıkardım. Şimdi ailemle tatilime bakacağım. Tatilin tadını çıkaracağım. Ondan sonra kararımı vereceğim. Şu anda boşta bir oyuncuyum. Tabii ki Beşiktaş'ta kalmak isterim. Ama şu anda önce tatil düşünüyorum. Ailemle vakit geçireceğim diyor kendisi. Kartal'ın gözü Kanarya'da. Siyah beyaz yöneticiler gözlerini Fenerbahçe'den satışa çıkarılması beklenen Samet Akaydın, Rade Krunic, Miguel Crespo, Ryan Kent ve Edin Ceko'ya çevirdi. Böyle de bir iddia var. Fanatiğe dönelim o zaman. İmobile bombası. Beşiktaş için bugünün bomba ismi İmobile olmuş. Karakartal transferde bombayı patlattı. Yönetim İtalya Serie A ekibi Lazio'dan Immobile e 2 yıllık anlaşma sağladı. Siyah beyazlar resmi imzaların ardından kulübüyle 2 yıllık daha kontratı bulunan 34 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak renklerine bağlamak istiyor.